Olale merhaba. Herkese merhaba. Bugün Fatih abimle beraber röportaj yapacağım. Evet, set arasında ancak karşılaşabildik. O kadar yoğun çalışıyor ki kendisi. Şimdi fırsat bulduk ve başlıyoruz. Ben soruları çok heyecanla bekliyorum. Hadi bakalım. Başlıyorum. Okulda en sevdiğin ders neydi? Resim dersi. Resim dersi. Evet, çünkü boya yapmayı, resim yapmayı çok seviyordum. Hala da devam ediyorum. Elimden geldiğince fırsat bulduğumda. Ben söyleyeyim aslında. Ben boyamayı sevmiyorum. Boyama böyle hani küçük küçük yerler olursa boyamayı seviyorum. Ama böyle kocaman yerler olursa boya boya bitmiyor. Çizmek daha eğlenceli bence. Peki hayal gücünden bir şeyler çiziyor musun? Hı-hı. Süper. Zaten Deniz kızı çiziyorum. Deniz kızı? Hı-hı. Evet. Öbür soruya geçeyim mi? Ama zor olmasın. Biraz zor gibi. Bu soru iyiydi. En sevdiğin çocukluk arkadaşının adı neydi? İlkokul arkadaşım. Hidayet. Onunla beraber okula giderdik. Peki hala görüşüyor musun? Evet, hala görüşüyoruz. O şimdi iyi bir grafiker oldu. Ben oyuncu oldum. Benim oyuncu olacağım ilkokuldan belliydi zaten. Üçüncü sınıfta ilk doğaçlama oyunumu oynamıştım. 23 Nisan'da. Sen de oyuncu. Aslında öğretmenim yazmıştı, yönetmişti. O bana sen oyuncu olacaksın demişti, ilkokul öğretmenim. Evet, doğru bilmiş. Oldum. Oldum. Evet. Bunu bilmeyebilirsin. Ha? Baktın mı sen? Hayır, yok, hiçbir şey görmedim. Üçüncü soru mu? Evet. Bekliyorum. Bu biraz zorlayacak seni. En sevdiğin oyuncağın neydi? Aslında bir tane yarış arabalarım vardı. Böyle elektrikli bir pisti var. Hı hı. İki tane kumandası vardı kablolu. Onları çok seviyordum. Onlarla çok oynuyordum. Eski trenler gibi mi? Böyle tren şeyleri vardı. Hani. Trenler gibi. Aynen. Eski trenler gibi. Ama bu yarış arabası şeklinde olan. Arkadaşlarım, bana gelen arkadaşlarımla beraber yarış yapardım. Evet, öyle bir şey görmüştüm ben reklamlarda. Öyle şeyler var hala. Çok böyle da büyük değildi ama. İki kumanda var, böyle bir pist var ortasında. Aynen İki öyle. Arabayı yarıştırıyorsun. Aynen öyle. Hatta ne kadar diyeyim sana. Burası kadar falan, şu masamızın önü kadar falan. Benim en sevdiğim oyuncağı uykayıcı. Uykayıcı. Uyumana yardım ediyor mu? Evet. Onunla mutlu uyuyor musun? Evet, çok mutlu uyuyorum. Benim aslında bir de en sevdiğim oyuncaktan ziyade en sevdiğim hayvanım vardı. Hayvanın vardı. İlk hayvanımdı hem de. Evcil hayvanımdı. Tavşan. Tavşan. Beyaz bir tavşanım vardı. Kar topuydu adı. Kışın soğukta kalmıştı. Gidecek yeri yoktu. Annemle eve getirmişlerdi. Sonra onu evcil hayvanımız yaptık. Beyaz kar topu adında bir tavşanım vardı. Gözleri kırmızı. İzabel, sen tavşanınla ilgili bir şarkın var. Söylesene. Tamam, söyleyeyim. Tavşanım, tavşanım, minik tavşanım. Tavşanımın patileri eskimiş, püskümüş, ağlar tavşanım. Tavşanım, tavşanım, kedi kedi yapsana. Bak avcı geliyor, çabucak kaç sana. Çok güzelmiş. En sevdiğim şarkıydı. Ne? Piti piti yapsana mı? Kedi kedi yapsana. Kedi kedi yapsana. Bir soruya geçeyim mi? Olur. Heyecanla bekliyorum. Çocukken bineceğini almak istiyordun. Abi aslında bak çok enteresan. Bir mesleğe karar vermeden zaten tiyatroyla tanıştım 9 yaşımda. O yüzden oyuncu oldum. Yani ne olurum acaba çocukken diye düşünmeden tiyatroya başladığım için de aslında mesleğime karar vermiş oldum yani. Kursa gittim, ilk tiyatro kursuna. 9 yaşımdan bu yana da hiç tiyatroyu bırakmadım. Yani oyuncu olacağım o zamandan belliydi aslında. Yani hiçbir şey düşünmedin. Yok, yani doktor mu olmak istersin, işte mühendis mi olmak istersin diye sorulara cevap verme fırsatı bulmadan kendimi tiyatro sahnesinde buldum. O demek zaman da oyuncu olmak istedin. Evet, tiyatro oyuncusu olmaya karar verdim. Sen ne olmayı düşünüyorsun büyüyünce? Ben büyüyünce ne olmayı düşünüyorum? Prenses olmayı düşünüyorum, o kesin. Onun dışında su mühendisi. Değişik. Bak, daha önce duymamıştım. Evet, çünkü Afrika'da bildiğin gibi susuz çocuklar var. Onlara su çıkartıp su vermek istiyorum. Aslında önümüzdeki yüzyılda dünyanın en büyük sorunlarından birisi olacak su.
su sıkıntısı. Dolayısıyla bununla ilgili bir meslek düşünmen harikulade. Onu düşünüyorum. Sonra yeni bir meslek seçtim. İç mimar. Olabilir çünkü senin resme yeteneğin var. Yok ondan değil. Bir tane resmini de gördüm. Yani bir program House Doctor diye bir şey. Orada satılamayan evleri hani 6 ay 12 ay satılamayan evleri alıyor. İçindeki malzemelerle birkaç malzeme alarak yeni ev yapıp satıyor. Tasarım yeteneğin varsa evet bu konuda çok başarılı olabilirsin ki zaten zevkli bir çocuksun. O yüzden bence de düşünebileceğin meslekler arasında olur. Evet, onun dışında oyuncu olmak var. Devam edeceğim. Yönetmen olmak var. Oyunculuğa devam et. Çok yeteneklisin çünkü. Bir de yönetmenlik var. O kadar. O zaman ilk yöneteceğin filmde bana rol verir misin? Hı? Tamam. Aslında şöyle de bu videoyu unutmayacağım. Tamam. Bunu delil olarak göstereceğim yönetmenlik tecrübe. Hem yönetmen olacağım hem oyuncu olacağım. Olur. Bunu yapan birçok kişi var. Evet. Birçok kişi var. Kendi sinemanı yapabilirsin. Evet yapabilirim. Filmimi yapabilirim. Her şeyimi yapabilirim. Rolü sözünü aldı mı? Aldım. Gördüm. Biz duyduk. Aldım. Tamam. Söylüyorum. Kaçıncı soru dedin? Beşinci. Uyandığın zaman ilk ne yaparsın? Gerinirim. Uyanır uyanmaz bütün vücudumu bir açarım. Ah, o yorgunluktan çıkarım hemen. Aynı kedi gibi. Evde kedim var. Kedim de öyle. Uyanır uyanmaz geriniyor hemen. Bütün kaslarımı açıyorum. Oh, sabah olmuş ne güzel yeni bir gün. Allah'ım diyorum bu yeni güzel günün bana hayırlı uğurlu getirmesini nasip eyle diyorum. Biz besmele atıp çekip günüme başlıyorum. Sonra zaten yemek gibi ben sete. Bazen kahvaltı yapmadan evet. Da sete gelmek zorunda kaldığım oluyor. Çünkü çok uzakta oturuyorum biliyorsun. Biliyorum. Mesela bugün 2 saat 45 dakikada geldim buraya. Sabah 6'da kalktım. Ben de uzun. Arkada bir ses oldu. Gişeler trafiği ve köprü trafiği aynı zamanda da Maltepe'nin oradaki yoğunluk 2 saat 45 dakika oldu. Yazdım senden kötüsü varmış. Benden kötüsünü beklemiyordum. Dediğim gibi sabah bu şekilde uyanıp güne böyle enerjik başlamak istiyorum. Uzak olunca evet. Sen nasıl uyanıyorsun? Ne yapıyorsun uyanır uyanmaz? Ben uyanır uyanmaz zaten sette olduğum için direkt sahneyi kayıttım. Neden sette oluyorsun uyanır uyanmaz? Çünkü bunu söylemem lazım. Hayır. Ben gördüm çünkü daha önce. İzabel uyurken sete geliyor. Normal. Çünkü çok yoğun çalışıyor. Arabada uyuyorum. Ve biz onu uyandırmaya çalışıyoruz. Cama vurarak. Prenses. 5 dakika daha. Bir de arabada şey var değil mi? Yatağı var. Yatağı var. Üzerini kapatan siyah perdesi var. Hangi sahneyi çekiyoruz? Tamam ezberim var o sahnede. Ama böyle oluyor. Ne yapabileceğim? Şimdi uykumu almam lazım. O zaman Fatih abin diyecek ki ben de İzabel gibi gelmek istiyorum. 2,5 saat uyuyarak geleceğim. Evet arabada uyuyor. Ama kendisi kullanıyor. Ben kendim kullanıyorum. Yazık. Bunun için bir 15 sene beklemem lazım. Çünkü o zaman oğlum ehliyet alabilir. O beni getirebilir. Kaçıncı turdayız? 6 mı? Evet şu anda 6'dayız. Seni sete çağırmasalar bari. Röportajımız çok güzel gidiyor. Ben şu an çok keyif alıyorum. Annenin sana en çok söylediği şey nedir? Aslında çocukken oğlum karşıdan karşıya geçerken arabalara dikkat etti. Ay çok güzel. Evet. Sürekli onu söylerdi bana. Arkadaşlarınla da tartışma. Herkesle iyi geçin derdi. Çocukken hep bu söylediği 2 şey vardı. Şimdi de yine aynı şeyi söylüyor. Arabayı kullanırken dikkat et. Kimseyle yolda tartışma. Yani karşıdan karşıya geçme işi arabayla dikkat et. Aynen öyle. Bana ne söyleyebilir misin? Yukarı çıkarken eşyalarını topla. Yemek ye. Aa bir dakika şimdi o konuya bir netlik getirmemiz lazım bu yemek meselesine. Çok doğru. Sen bir yemek konusunda böyle sanki biraz zorluyor musun gibi. Ya şimdi nasıl anlatsam yemek aram yok. Yemekle aram yok. Yemeği sevmiyor. Yemeği sevmiyorum. Bak pasta yaparım. Çok güzel pasta yaparım yerim. Ama o zaman demek ki buna şöyle bir açıklık getirebiliriz. Yemek için yaşamıyorsun, yaşamak için yemek yiyorsun. Evet. Mantıklı, benim gibi. Evet. Yaşamak için yemek zorundayım. Ama öğünlerinde çok öğün geçirmeden, arada boşluk bırakmadan ve bol su içerek yine de bir şeyler atıştırman lazım. Evet. Zaten bununla ilgili çok çok şanslısın. Harika bir annen ve ablan var seninle ilgilenen. Ablamı bak oradan.
Devam ediyorum. Övgüleri kendine aldı değil mi Aban? Evet. Tamam, öbür soruya geçiyorum. 7. Olur. Senin en çok kızdıran şey nedir? Ya aslında birçok şey var. Fakat bunlardan birincisi yalan konusunu ben hiç sevmiyorum. Yalan söylenilmesi. Samimi ve dürüst olup daha gerçeği rahat edebiliriz. Daha tabii iyi. Ki gerçeği söyleyeceğin zaman hiç kaybedecek hiçbir şeyin yok. Zaten bunun için atasözümüz bile var. Değil mi acaba? Hani yatsının mumu... Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Evet. Aynen öyle. Yalandan nefret ediyorum. Hiç sevmiyorum. Hı-hı. Sen? Ben sevmiyorum. Çok kötü bir şey. Aynen öyle. Hı-hı. Devam ediyorum. Tamam. Annenin en sevdiği renk ne? Annem pembe rengi seviyor. Tam senin ben. Gibi. Tam ben. Acaba başka pembe seven kim var? Evet. Acaba kim var? Üstüme baksana. Bir gün sette pembe yarışması yaptık. Bana evet. Pembe bornoz giydirdi. Ben kazandım ama. Bu prenses bana pembe bornoz giydirdi. Düşünebiliyor musunuz? Pembe yarışması. Ama yine ben kazanamadım. Çünkü onun üstünde daha çok pembe vardı. Ben sana bir gün valiz alacağım. Hem de pembe valiz. İçine bütün pembe eşyalarımı koyacağım. Getireceğim bir gün sete. Bir videoda öyle çekelim. Söz veriyorum. İzabel'in getirebildiği pembe eşyaları. Keşke... Odamı getireyim sana. Bir şey söyleyeceğim. Bugünkü... Evet, evi sökelim getirelim sana. Bugünkü röportajı ben keşke pembe kombiniyle yapsaydım. Ya keşke. Düşünemedik. Keşke. O zaman bunu tekrar edeceğiz. Özel bir röportaj size ikinize. Evet. Pembe konseptli. Pembe konseptli bir röportaj. Pembe valiz. İçinden ne çıkarsa Fatih abine olanları giydireceksin. Şapka, tamam. Gözlük. Tamam, olur. Tamam, başlıyorum. Devam ediyorum. Kaçtayız? Başlıyorum. Kaçıncı sorudayız? 9. 9'da. İlkokul öğretmeninin adı? Halil Tutar. Bak abla, herkes biliyormuş. Halil Tutar hatta. geçen Öğretmenler Günü'nde kendisini yine aradım. Aa. Kendisiyle yine konuştum. Çünkü Halil öğretmenim benim ilk kez sahneye çıkmama ön ayak olan, vesile olan, o oyunda oynamamı gerçekleştiren kişiydi. Çok teşekkür ederiz senin gibi birini bize kazandırdığı için. Tamam. Bize beni sahneye kazandıran kim? Özkan abisi. Evet. Ya, sen daha güzel yerden torpillesin. Direkt sahnenin ortasından. Yani 4 yaşında sahnenin ortasında buldum kendimi. Bir şey soracağım. 4 yaşındayken nasıl oynuyordun? 4 yaşındayken? Valla sesim çıkmıyordu. Dişlerim yoktu çünkü. Ses diye çıkıyordu. Şu onun an dışında çok titizdi yani. Herkese söylüyorum. Bu videoyu izleyecek olan herkese söylüyorum. Devamlılığını tutuyor. Sahne atlamıyor. Kameranın hangi açıdan nasıl çekileceğini, ışığını nasıl alacağını, nerede hangi duyguda nasıl oynayacağını hepsini biliyor. Küçük yaşta başlamanın faydası var. Ben de 9 yaşında tiyatroya başladım. Tiyatroyla ilgili birçok şey öğrendim. Sen de setle ilgili birçok şey öğrendin. Evet, ama sen bu diziye katılmadan önce de benim gerçekten çok beğendiğim bir oyuncuydun. Ben çok gurur duydum senin kızımla oynuyor olmandan. Ya, çok teşekkür ederim. O benim için çok büyük keyif. Böyle bir prensesle aynı projenin içerisinde olmak. Değil mi? Onun evet. Sizlerden bir şey öğrenmesi büyük avantaj. Aslında biliyor musun, ben eskiden çok titizdim böyle. Su birinkitisini bile yapmazdım. Burada su birinkitisi var ya, şöyle dolaşıp buraya geçerdim. Peki şimdi ne oldu, ne değişti? Şimdi su birinkitisi... Artık su mu var, bas geçsin canım. Şimdi artık su birinkitisinden atlayarak geçiyorum üstünden. Sen zaten sette hiç durmuyorsun ki, enerjin çok yüksek maşallah. Evet. Neden? Neden? En sevdiğim yemek bal kaymak. Enerji veriyor bana. Devam edeyim mi? Tamam. Çok komik değil ya. Çocukken en sevdiğin oyun neydi? Saklambaç. Ben de çok seviyorum. Bayılırdım çocukken saklambaç oynamaya. Özellikle de o zamanlar oturduğumuz bölgede siteler çok yoktu. Evler her yer beton yığını değildi daha doğrusu. Yeşil alan vardı. Vardı, evet. Ve hani akşam hava kararına kadar, özellikle de hava kararacağı saatlerde oynanan saklambaç kadar keyiflisi yoktu. Annem içeri alamadı. Çünkü gözükmüyordu. Beni. Evet. öbür soruya geçtim. 11. sorudayız. Çocukluğun nerede geçti? Aslında doğma büyüme Beykozluyum. Beykoz'da babamın işleri ters gidince Avcılar tarafına taşındılar. En çok nerede kaldın? Esenyurt'ta. Hala orada mısın? Hayır. Bahçeşehir'deyim şimdi. Değişti. Senin çocukluğun neredeydi? Ben niye... Benim çocukluğum hala İstanbul'da diye. Çünkü ben hala çocuğum diye. Ben
Konya'da doğdum. Sonra 3,5-2,5 gibi buraya gelmişim yaşımda. Sonra burada kalmışım. Sonra zaten, Şile'deyim zaten. Hala Şile'deyim. Şile'de çok güzel yer değil mi ya? Ben bayılıyorum Şile'ye. Özellikle çok yazın güzel. Çok kalabalık oluyor ama kış dönemi üf harika yer evet, Şile. Evet ama çok soğuk. Kış olduğu için onu çok iyi biliyorum. Çünkü uçurum sahnesi çekiyorduk. Yayınlandı o bölüm. Dondum o gün. Ertesi gün hasta oldum zaten. Soğuk insanın içinden geçer orada. Hasta oldum hasta. Ama yazın çok güzel. Deniz evet. Çok güzel oluyor. Dalgalı Karadeniz olduğu için. Evet, hırçın. Biz babamla birlikte dalgaların üstüne atlıyoruz. Yüzme biliyor musun? Evet. Geçen yaz yüzme kursuna gittim. Yüzme, eskrim, tenis öğrendim. Evet. Eskrim yaptın mı? Evet, harika. Yapıyorum. Sen biliyor musun? Tabii ki. Evet, ben de biliyorum. Tenis biliyor musun? Evet, tenis oynuyorum yazları. Hatta 3 tane arkadaşım var, onlarla beraber sürekli değişik kortlara gidip tenis oynarsın. Demek ki yazın bir kere de beraber oynarsın. Evet. Tamam ama bana yine öğreteceksin. Tamam mı? Yine biraz daha hatırlatacaksın bana. Çünkü ben zaten çok şey yapamadım. Öğrendim ama tam böyle şeyine şimdi gelmeden senin, bitmek zorunda kaldı. Senin profesyonelliğin karşısında şu an tırstı. Evet biraz. Çok çok basit bir şey söyleyeceğim. Şimdi. Sanat ve sporda gelişimin en önemli unsuru devam ve tekrardır. Yani bir resim yaparken sürekli resim yaparsan resmin gelişir. Sporda hangi spor dalını yapıyorsan sürekli onu yaparsan o dalı geliştirirsin. Tenis evet. De böyle. Biz seninle mesela 2 antrenman yapıp üçüncüsünde çok rahat bir maç yapabiliriz. Tamam. Ama bak bu da delil. Bu da benim için delil. Evet. Bu da benim için delil. En sevdiğin hayvan. Aslında kategorize edip bunu çok seviyorum diyemem. Bütün canlıları seviyorum. Dünya üzerindeki tüm canlıların yaşam hakkı olduğu için ve sevgiye ihtiyacı olduğu için tüm canlıları seviyorum. Buna böyle genel bir cevap vermek daha doğru olur bence. Ben de bütün canlıları çok seviyorum ama arasından en sevdiğim birkaç canlı var. Bu canlıların içerisinde bitkiler de var, onu da unutmayalım. Evet. Özellikle ağaçlandırma ve orman çalışmalarının daha fazla olmasını, yeşil alanların evet. Daha çok kazandırılmasını önemsiyorum. Ve buzulların erimesi, oradaki kutup ayılarının yok olması evet. Beni çok üzüyor. Hava şartlarından dolayı, iklimlerden dolayı. Aynen, çünkü bu küresel betonlaşma, sanayileşme maalesef ki bu hale getirdi dünyayı. Evet, dünyamız. O yüzden dünyamıza sahip çıkıp... Biliyor musun, dünyamız neden deprem oluşturuyor? Neden? Artık betonu kaldıramadığı için şey yapmaya başlıyor. Yer yüzeyindeki ağırlıklar, evet, fay hatlarını hareketlendirebilir. Artık, evet, hareketlendiriyor, bu yüzden depremler oluşuyor ve farkındaysan bazı binalar yıkılıyor. Onlar ama işte evet. Kaçak ve yetersiz yapılar... Evet. Orada da müteahhitlerin suçu var ama neyse şimdi siyaset yapmayalım. Evet. Öbür soruya geçiyorum o zaman. Ama sen bunu en başta söyledin. Hangisi? Hiç evcil hayvanın oldu mu diye soracaktım. Sen söyledin ama yani. Sorun cevabı olmaz verdim. Ki. Tamam tekrar cevaplayalım. Hiç sormamış gibi sor. Hiç evcil hayvanın oldu mu Fatih abi? Bunu daha önce cevapladım. Fatih abi. Evet, kar topu, tavşan. Tavşan kırmızı gözlü. O zaman ben de şarkısını söyleyeyim değil mi? Tam tarih tekrar etsin. Devam ediyorum. En unutamadığın doğum günün hangisiydi? 20. yaş günüm. 20. yaş günüm çünkü birçok yerden gelen arkadaşım olmuştu. Çok kalabalık olmuştu. Ve hani iyi bir organizatör arkadaşım güzel bir parti organize etmişti. 20. yaş günüm çok güzeldi. Senin? Bu biraz zor olacak. Çünkü bak şimdi benim resmim olan pasta oldu. Gerçek taçlı olan pasta oldu. Tacımı verdim onu üstüne koyduk. Pony kafası olan şeyim oldu. Wings'li oldu. Barbie'li oldu. Ersal oldu. Senin bütün partilerin birbirinden çılgın olmuş. Ama şundan çok eminim. 16. yaş günün çok güzel olacak. Ha, onun planını yaptın yani. Evet. Çünkü Amerika'da 16. yaş günü neden çok önemli biliyor musun? Çünkü çocuklara artık ehliyet veriliyor. Kendi bölgende araba sürebilirsin. Okula gidebilirsin diye. Ha, lise öğrencilerine. Servis olmadığı için. Evet. Ki. Servis olmadığı için öyle yapılıyor. O yüzden çok önemli. Ben de oraya gittim. Ve o yüzden bunu çok güzel olmasını istiyorum. Beni de davet eder misin 16. yaş günü? Davet ederim. Senin sayende Amerika'ya gelmiş olurum.
Buraya kadar beklemeyin bence. Bu yaz gidin Fatih olur. Abiyle. Oradan da Kanada'ya gideriz. Aa olur, Kanada'yı severim. Orada benim dayım var. Aa. Evet. Kanada ama bir şey söyleyeceğim. Soğuk değil mi? Kanada çok soğuk. Ama pek değil yazın. Yazın pek soğuk olduğunu zannetmiyorum. Çünkü ben yazın gittim ve sıcaktı. Kanada'nın bayrağı çınar yaprağıydı değil mi? Evet. Çınar yaprağı çok güzel. Hatta oradan bize bal yollamıştı. Çınar balı. Neydi? Çınar çok uzun ömürlü bir ağaç olduğu için olabilir. Evet. Demek ki o yüzden yapmışlardır. Öbür soruma geçeyim mi? Olur. Özellikle gitmek istediğin ülke neresi? Ya aslında özellikle şu ülke diyemeyeceğim ama bir dünya turu çok istiyorum. Dünya turu. Evet. Yani farklı kültürler, farklı insanlar tanımak, yani dünyanın sadece yaşadığımız bölgeden ibaret olmadığını, çok daha büyük olduğunu, keşfedilebilir olduğunu yaşamak istiyorum. Hatta ben de babamla beraber doğum günlerimizi birleştirdik. Doğum günümüzde annem bize hediye almayacak, onun yerine yazın böyle bir tur yapacağız kendimiz. Yani en azından bence imkanı olan insanlar ya da o imkanı yaratmak ya da çoğaltmak... Hani bir şekilde fırsatını bulup dünyada birkaç tane ülkeyi, farklı kültürü tanımak ve görmüş olmak çok önemli bence bir insan hayatına içerisinde. Çünkü bu senin ufkunu açıyor. Seni daha çok geliştiriyor. İnsan olarak hayata bakışın değişiyor. Öbür dünyaları da bilmiş oluyor seninle, öbür ülkeleri. Evet, yani farklı dinleri, farklı kültürdeki insanları tanımak çok iyi olabilir. O yüzden hani ben özellikle şu ülkeye gitmek istiyorum değil de fırsatım olursa böyle bir dünya turu yapmak istiyorum çocuğumla. Biz mesela Fatih Japonya'ya gittik İzabellilerle hep beraber ailecek. Geri geldiğimizde üçlü vermiştik. Çok işe yaradı. Mesela, hepimiz kilo vermiştik. Ablamın gitmek istediği yer. Neden? Çünkü her gün pirinç. Yine mi pirinç? Yine mi pirinç? Yiyemedik. Diye. Japonlar niye çekik gözdür? Pirinç yüzünden mi? Yine mi pirinç? Yine mi pirinç? Diye böyle kalmışlar. Peki, bütün erkekler aynıdır diyen kadın nereliymiş? Ne? Bütün erkekler aynıdır diyen kadın nereliymiş? Japonyalı mıymış? Çinliymiş. Çünkü kocasını kaybetmiş, bakmış hangisi diye hepsi aynı. Neyse, benim en çok gitmek istediğim yer Transilvanya. Çünkü oradaki bütün otellerin saray olduğunu söyledi anne. Ve abamınki de Mısır. Ama öbür soruya geçeyim mi? Ben son soru İzabel. Evet. Sihir yapmak için bir şansın olsa ne yapardın? En zor. Bunu çok samimi ve çok içtenlikle söylüyorum. Tüm dünyada barışın gelmesi, çocukların huzur içinde büyümesi ve hiçbir savaşın olmamasını sağlayacak bir sihir yapardım. Ben ne yapardım biliyor musun? Saçımın altın olmasını isterdim. Saçım çok uzun ya. Onunla az kesip saray alabilir çünkü. ya da musluktan altın akmasını sağlardım. Evet, su yerine altın şey akacak bundan sonra. Öyle bir şey olsaydı eğer, bende şunlar vardı ya. İzabel, şuradan bana iki test saç versen. Arabayı değiştireceğim. Hayır, dünya turu. İki örük versin. Çok komikti bu. Sana iyiydi. Musluktan da verebilirim. Para üreten ağaç mesela. Ay onun evet. Saçı çok uzuyor ya, sürekli kesip kullanacak bak. Ne uyanık çocuk ya. Bitti mi sorularımız? Evet, bu kadar. Ama kolaydı değil mi? Ne güzel röportajımız ya, devam ediyordu. Tamam, biz şimdi neyi kararlaştırdık? Bir pembe konseptli bir tane ayrı bir röportaj daha yapacağız. İki, büyüyünce filmim olursa seni oynatacağım. Evet, beraber ilk filmde ben oynayacağım. Tenis maçı yapacağız. Tenis, iskrim maçı yapacağız. Olur. Sonra şeyi söyledik. Beraber Amerika'ya gideceğiz. Ah doğru. 16. yaş gününde seni çağıracağım. Evet. Bayağı söz verdik biz burada ya. Şimdi düşünüyoruz da. İmkansız bir hale aldı. Aynen öyle. bu harika röportaj için ve bu güzel enerji için önce ikinize çok teşekkür ediyorum. Abama bak yine. Sonra da sana çok teşekkür ediyorum prenses. İyi ki aynı sette yollarımız kesişti. İyi ki beraber çalışıyoruz. Sizi çok öpüyorum. Kanalımıza abone olmayı, zil tuşuna basmayı ve like atmayı unutmayın. Unutmayın. Bye bye.